Buraya çıkıyorum. Bakalım stalkingci gelecek mi? Gelirse hikayesini bir güzel anlatalım. Selam. Bismillahirrahmanirrahim. Kuşlara yem atmakla başlıyoruz. Ve çayımızı bitireceğiz. Otur oturmaz bir duyduk. Nereden geldi bilmiyorum. Yağmurlu, rüzgarlı bir hava. Ve kurt köpekliğimiz gökten düşmüş gibi fırladı. O zaman hikayesini anlatalım. Diğerleri gibi, yüzlercesi gibi ilk geldiği gün hatırlanıyor. Ben bahçede temizlik yaparken bunların pisliklerini geldi karşımda sıçtı. Sonra peşinden gittim, neden sıçtım kaldırmadın demek için. Videoda bunlar üzerime yürüdü köpeğiyle. Kavgaya tutuşmaya çalıştı. Dava etmek için. Sonra her gün damlamaya başladı. Burnumu uzatır uzatmaz. Bir keresinde ben parka çıktım. Köpeğini saldı. Peşimde koşturdu. Ben burada videoda olanları anlatıyorum. Olmayanları anlatamam. Çünkü kanıtım yok. İlk geldiği gün beni Kadriye, Özdemir ve Fuat için diğer yüzlercesi gibi davaya düşürmeye çalıştı. Böyle stalkingi var. Dünden değişik saat. Dün karanlıktı. Burnumu uzatır uzatmaz pat diye damlıyor. Hatırladığım için yaptıklarını moral bozmak için, sabah böyle başlatmak için, Akbaba Orkun için, Deccal için, sinekler için, parazit için, virüs için, Orhan Seyfi Orhun için. Ve hiç fark etmiyor. O gelmiyorsa böyle hanım geliyor. Oğlunun da geldiği olduğu bir 4-5-6-7 kez. Bunlar sülalece 7'den 70'e. Gelmeden önce böyle hafif bir bam yaptırabiliyor köpeğine. Yanımda köpeğiyle böyle üzerime yürüdü. Köpeğini bana saldırmak için. Fakat galiba köpeğinin hoşuna gidiyor, saldırmadı. Daha sonra saldı tasmasından, peşimde koşturdu, etrafımda koşturdu. Sonra köpeği tehdit etti, saldırmadı diye. Eve gidince sen görürsün diye. Kalk olut. Evet, bu hayvan sahipleri böyle kompaslarla, tuzaklarla takip ederek balkona çıkar çıkmaz ben seni davaya düşürürler, ömür boyu ilaca bağlarlar veya kodese attırırlar. Sırf kendini savunmaya çalışıyorsun diye. Çünkü ilk saldıran bunlar olur köpekleriyle. Fakat bu mahkemede ele alınmaz. Sen bir tane vurmuşsan böyle. Çünkü sana yaptıklarının izi kalmaz. Gaza getirirler. Doktorlar ve her şeyi hazır. Savcıları, hakimleri. Anında kırık raporu verilir. Ve mahkemede bu ele alınır. Siz nasıl ne vurdunuz ve kırık oldu.
Bunların yaptıkları hafif darbeler, tekmeler, tehditler, küfürler, saldırılar ele alınmaz. Hukukçu milletvekili Orhan Seyfi Orhan bu tuzağı kurmuştur. Çayım bitti. Bu sefer çayım bittiği zaman değil. Dün videoda söyledim diye. Çayım bittiği zaman yan tarafta Orhanlar duyup düğmeye basıyor dediğim için değiştirdiği zamanı tekrar burnumu uzatır uzatmaz. Bu tezgahın senaryosunu Bok Deccali yazmıştır. Bilmiş olun. Yetkilere diyorum ki bu tuzakların arkasındaki boklu beyni ezin, yoksa Allah belanızı verecek. Aynen buradan Orhunların kedilerinin, Özdemirlerin kedilerinin pisliklerini temizlerken pat diye damlamıştı, burada karşıma sıçtırmıştı, beni peşinden götürmüştü pisliğini kaldır dedirmek için. Ve geri döndüğümde balkonun üfür sesi yapılıyordu. Bahçeye kedi sürüleri göndererek. Hepsi videomda. Ve bu alada yeni bir köpek. Şu ikiliyle geldiği ayrıldılar o zaman. Sokak köpeği. Sokak köpeği güya. Ne yapacak bakalım. Yapacağı şey büfeye ve okulun önüne gitmektir. Okul çocukları için. Kaç videomda var o şeytan. Ben giriş kapısına çıkar çıkar çıkmaz damlaması. Eve gelince damlaması. Balkona çıkar çıkmaz damlaması. Kaç videomda var be. Ve burada köşede oturduğumu kim görebilir, kim duyabilir bu şeytanlardan başka? Paspas dergisi. Neymiş şimdi boklarına ara verdi diye? Masum mu oldum? Yönettiği şeylere bak be. Sen bu şeylerin arkasında birisi var sana zarar vermek istiyor diye düşünüyorsan paranoyaksın. Elin nerelere kadar uzanıyor. Gerçek burada otururken yanıma sıçtıracak güç gösterisi için hayvanını gönderecek durmadan mikroplu kanserli hayvanını sıçma evimin önünde her gün her gün bu köşeye bok döşeyecekler hayvanlarıyla bu köşeye tehdit edecek, kemiklerini kırarım ağzına veririm, ağaca asarım, kurşun sıkarım, keserim diye, pislikleri kaldırıyorum diye sadece, çünkü 6 günde yumurtalar oluşuyor, dağılıyor. Bıçakla saldıracak merdivenimde, odun atacak kalbime, sular atacak ben çekim yaparken kamerama, suratıma, kim bilir ne var suyun içinde. Ve ben şüphelenmeyeceğim, buluşacak insanlarla karşıda, sonra gelecekler buraya sıçtırma evimin karşısına. Baskıları yiyeceğim, buluşacak insanlarla beni tavaya düşürmeye çalışacaklar. Üzerime yürüyerek, küfür hakaretler ederek, markete giderken bile bekliyordular turnikede küfür etmek için anama sülaleme. Devlete söylüyorum, bu sabetay ordusunun liderleri buraya yerleşmiştir. Ondan sonra ben bu şeyleri yayınlıyorum diye
buraya gönderecek çalışanını pislik bırakıyorlar mı diye kontrol etmesi için. Kimin evine geldi lan bu kurumda çalışanlar daha önce? Olduğu narsist gibi belki kurumdakiler masum kafaya alıyor onları. Fakat burada yapılanlar belli. Araştırıp telefonunu buluyorlar be. Aile yakınlarıma bana karşı kışkırtmak için. Burada evimin önünde bu evin adresini ararken uydudan çekilmiş resmin var. Nerelere kadar uzanıyor o boklu el belli. Deli mi, iftiracı, yaşlı kızlarıyla hureyre. Sen de şaşma. Sen de rahatla şaşma. Nasıl bir güçle karşı karşıyayım belli. Fakat ben devam edeceğim ve Allah'a güveniyorum. Bu sabah ise başımda, vücudumda kaşıntısız uyandım. Bu da demektir ki hayvanları dayatmadılar bu gece kapımızın önüne, giriş kapısının önüne. Umarım birileri videolarımı seyreder, ders alır. Çünkü senaryolar her yerde aynıdır. Bu senaryolar yazılmıştır be. Bu bokla, hayvanlarla, parazitlerle, mikroplarla, virüslerle, davalarla senaryo her yerde yazılmıştır. Evet. Boşaldı kafesin önüne. Daha aşağısı uygun değil. Böyle düğmeye basar gibi kullarını damlattığı gibi bunlardan. Hiç şaşmıyorum. Deccal ben. Şu sözle kapatıyorum. Siz bunları halletmeyin. Seneye depreminiz geliyor.